Efendim mutlu akşamlar. TV'lik ekranlarına, ana haber bültenine hoş geldiniz. Tarih 3 Ekim 2021 günlerden pazar. Ben Samet Yaşar Yıldız. Günün öne çıkan başlıklarını sizlere aktarmaya çalışacağım. Hain terör örgütü PKK yine haince bir saldırı düzenledi. Bingöl'ün Genç ilçesinde elektrik arızası tamirine giden iki işçi yola döşediği bombayı patlatarak şehit etti. Bingöl'ün Genç ilçesi Yolçatı köyünde yaşanan elektrik arızasının tamirine giden iki işçi PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saat 11 sıralarında elektrik arızası için Yolçatı köyüne giden Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri anonim şirketine ait aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarının yola tuzakladığı uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının patlatıldığı belirtildi. Şehit olan iki işçi için tören düzenlendi. Bingöl'de hastaneden alınan Emrullah Anşin ve Ömer Faruk Kaya'nın cenazeleri hükümet konağı önüne getirildi. Şehit işçilerin Türk bayrağına sarılı tabutları katafalka konulup özgeçmişleri okundu. Şehitlerin yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. İl Müftü Yardımcısı Yunus Bolluğ'un kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit işçilerin cenazeleri defin işlemi için kentteki mezarlıklara uğurlandı. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Ünye'de toplu hizmetler açılış törenine katılmak üzere bugün memleketi Ordu'ya geldi. Kurtulmuş, öncesinde şehir hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Ümit ediyoruz, Allah sağlık afiyet verirse en kısa zamanda 2023'ü de bulmadan hastanenin açılması ve milletimize hizmet etmesi imkanına kavuşacağız. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş memleketi Ordu'ya geldi. Yapımı devam eden şehir hastanesi inşaatında incelemelerde bulunan Kurtulmuş yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Numan Kurtulmuş'a Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Altın Ordu Kaymakamı Erkan Karahan, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Ordu İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu, Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Hakan Timur ve çok sayıda isim eşlik etti. Bu projelerin ilk ortaya konulduğu zaman karşı çıkanların söylediği sözleri hatırlıyoruz. Zannediyorum şehir hastanelerinde verilen hizmetler dolayısıyla da bu projeye karşı çıkanlar da bir miktar da olsa mahcubiyet hissetmişlerdir. Numan Kurtulmuş, yapımı devam eden şehir hastanesinin sadece Ordu'ya değil tüm bölgeye hizmet verecek nitelikte olduğunu söyledi. Kaldı ki bu hastane aynı zamanda sadece Ordu ilimize değil bütün bölgeye de hizmet edebilecek bir nitelikte sağlık teknolojileriyle donatılmış bir hastane olacaktır. Zaten Ordu ilinde daha evvel işte Ünye Hastanesi, Fassa Hastanesi, diğer taraflarda, diğer ilçelerimizde yapılan sağlık ocakları ve hastanelerle de sağlık bakımından çok önemli bir merhale kazanmıştır son yıllarda. Şehir hastanesindeki incelemelerin ardından Ünye'ye geçen Kurtulmuş, burada toplu hizmetler açılış törenine katıldı. Türkiye yeniden güçlü büyük Türkiye olmak mecburiyetindedir. Yaşadığımız bu bölgede, bu coğrafyada Türkiye'nin gününü gün ederek vakit geçirmesi, büyük hedefleri olmadan ayakta durabilmesi mümkün değildir. Numan Kurtulmuş, Türkiye artık kendi göbeğini kesebilen, kendi başına karar verebilen bir ülke konumundadır dedi. Şimdi Türkiye kendi göbeğini kendisi kesebilen, içinde yaşadığı zor coğrafyada ayakları yere sağlam basabilen bir ülke olma durumundadır. Büyük mesafe aldık. Allah'ın izniyle daha da ileriye gideceğiz. Türkiye işte Karadeniz'de kendi petrolünü buluyor, daha da fazlalarını bulacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Beltur Anonim Şirketi Koordinatörü Gölçöylü Hasan Taş tarafından Yeni Kapı'da bir kahvaltı programı düzenlendi. Kahvaltıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe ve Ordu Dernekler Federasyonu Başkanı Sabri Çelebi de katıldı. Uzun zamandır planladığımız ama pandemi nedeniyle bir türlü gerçekleştiremediğimiz bugüne kısmet olan kahvaltı programımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Teşekkür ediyoruz.
İstanbul'da nüfus sıralamasında 3. sırada yer alan Ordulular, Yenikapı'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Beltur Anonim Şirketi Koordinatörü Hasan Taş tarafından düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe'nin yanı sıra İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Tokat Ataköy Belediye Başkanı Servet Durmuş, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Aksu, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Güneysu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. Düzenlenen kahvaltı programında bir konuşma gerçekleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'li belediyelerin yaptığı hizmetlerden söz edip, belediyenin kaynakları uygun ve doğru yerlere değil de bir avuç saray beslemesi için kullanılırsa vatandaşa hizmet yapılamaz dedi. Bu ülkenin çözülemeyecek bir sorunu yok arkadaşlar. Kaynak var, sermaye birikimi var, insan birikimi var, her şey var. Tüm mesele doğru kararları alıp uygulamakta. Ama siz kaynakları vatandaşın lehine değil de bir avuç saray beslemesinin lehine kullanırsanız bu işler düzelmez arkadaşlar. Programda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Beltur Anonim Şirketi Koordinatörü Gölköylü Hasan Taş, Ordulular'ın nüfus sıralamasında İstanbul'da 3. sırada olduğunu ifade edip, bir ve beraber olursak çok daha başarılı işlere hep birlikte imza atarız dedi. İstanbul'da nüfus oranında 3. sıradayız ordu olarak. Gücümüzü birleştirme adına bundan sonra çok daha etkin programlar yapacağımızı buradan belirtebilirim. İnanıyorum ki Sayın Genel Başkan Yardımcımız da bu konuda bize destek olacaktır, aramızda olacaktır, katılacaktır. Biz o birliği, beraberliği sağlayacağımızı inanıyorum. Koronavirüs günlük vaka sayıları okulların açılmasıyla birlikte daha da yükseldi. Eğer ciddi önlemler alınmazsa vaka sayıları her geçen gün daha da artacak gibi duruyor. Eğitimsen Ordu Şube Başkanı Sezgin Yılmaz, gerekli tedbirlerin alınıp okulların asla kapanmamasını istiyoruz ifadelerini kullandı. Biz okulların yüz yüze devamından yanayız. En zor şartlarda dahi bu şekilde sınıfların, okulların kapatılmasını istemiyoruz. Eğitimsen Ordu Şube Başkanı Sezgin Yılmaz, gerekli tüm önlemlerin alınıp okulların asla kapatılmamasından yanayız ifadelerini kullanıp ülkede son zamanlarda artan vaka sayılarını değerlendirdi. Yine son dönemlerde biliyorsunuz okullarda vakalar artmaya başlamış durumda. Ordu ilinde pek çok sınıf kapatmaları devam ediyor. Sadece Ordu ilinde değil, Türkiye genelinde sınıf kapatmaları devam ediyor. Sonuna kadar yüz yüze eğitimi desteklediklerini belirten Yılmaz, ancak koşulların hiç uygun olmadığını söyleyip temizlik personeli sayısının çok yetersiz olduğunu ifade etti. Biz bu şartları zorlayarak yüz yüze eğitimi devam etmesini istiyoruz. Ama şunu da talep ediyoruz ki bu yüz yüze bu şekilde okullarda temizlik görevlileri alınmamış durumda ve hijyen olarak, temizlik olarak okullarımız maalesef bu pandemiye hala hazır değil. Okulların üzerinden açılmasının bakın 4 hafta geçti ve şu anda toplum yararı programı kapsamında İşkur üzerinden alınan personel sayısı çok yetersiz. Tam kapanma döneminde en çok zarar gören meslek gruplarından biri de servis şoförleri oldular. Okulların ve birçok iş yerinin kapanmasıyla birlikte kontak kapatan servisçiler, okulların açılmasıyla birlikte bir nebze olsun rahatladı, ancak problemler hala sürüyor. Ordu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Adem Yavuz, servis şoförlerinin son durum hakkında bilgi verdi. Vallahi en zor durumdaki grupta, yani bizim odamıza bağlı en zor gruptaki arkadaşlarımız servisçiler ve toplu taşımacılardı. Bu gerek şehir içerisinde çalışan, gerek köylerden çalışan toplu taşıma araçlarıydı. Onlar 1,5 senenin ardından arabalarına ve öğrencilere kavuşan bir meslek grubu, servis şoförleri. Tam kapanma döneminde tamamen kontak kapatan ve evine ekmek götürmekte zorlanan servis şoförleri, okulların açılmasıyla birlikte biraz olsun rahatladı, ancak tam anlamıyla düzlüğe henüz çıkamadılar. Servisçi arkadaşlarımız bu ciddi manada rahatsızdılar. Beklentimiz, temennimiz bu işleyişin devam etmesi. Şimdi halimizden memnun muyuz? Biz şimdi geçmişi, yani 1,5 seneyi gördükten sonra şükür diyoruz. Dolayısıyla şimdi bir memnuniyetimiz var. Ama inşallah sürekli hale gelir,
biz de servisçi arkadaşımızı rahat ederler. Ordu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Adem Yavuz velilere bir çağrıda bulunarak lütfen okul önlerinde servislere ayrılmış park yerlerini işgal etmeyin dedi. Belediyenin ve emniyetin bu konuda çalıştığını biliyoruz. Biz sadece bu okul önlerinde velilerden ve okul öğretmenlerinden de bu konuda anlayış bekliyoruz. Çünkü bazı veliler pandemi dolayısıyla öğrenciler kendi arabalarını almak istiyorlar. Servislerin öğrenciyi indirip bindireceği yerlere arabaları çektikleri zaman sıkıntılar ortaya geliyor. Burada herkesin dikkatli olmasını istiyoruz biz. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in eğitim öğretimin ilk günü başlattığı ilkokul 1. sınıflara eğitim ve kırtasiye setiyle hijyen paketi hediyesi dağıtımı ilçede bulunan tüm okullarda tamamlandı. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in eğitim öğretimin ilk günü başlattığı ilkokul 1. sınıflara eğitim ve kırtasiye setiyle hijyen paketi hediyesi dağıtımı ilçede bulunan tüm okullarda tamamlandı. Altınordu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan tüm okullarda ilkokul 1. sınıfa başlayan yaklaşık 4000 öğrencinin tamamına eğitim ve kırtasiye setiyle hijyen paketi hediyesini ulaştırdılar. 4000 minik yüreğin sevinç ve coşkularına hediyeleriyle ortak olan Altınordu Belediyesi aynı zamanda pandemi nedeniyle yüz yüze eğitimden uzak kalan öğrencilere moral oldu. Size yardım için çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Eğitim camiasının yanında olan Altınordu Belediyesi, Eğitim Şehri Altınordu hedefiyle eğitim öğretimin tüm kademeleri için çalışmalarına devam ediyor. Altınordu Belediyesi, Eğitim Şehri Altınordu ve Öğrenci Dostu Şehir Altınordu hedefiyle sürdürdüğü çalışmalar da sona geldi. Şehrin birçok noktasında kısa süre içerisinde hizmete girecek olan 7/24 açık uyumayan kütüphaneler, kitap kafeler, etüt merkezleri, şehir atölyeleri, teknoloji tasarım atölyeleri ve üniversite öğrencileri için ücretsiz çamaşırhaneye kadar birçok eserle bu iddiasını daha da güçlendirmeye hazırlanıyor. Bize böyle bir güzel anı yaşattı çocuklarıma. Onlara çok teşekkür ederim. Şehirde bulunan tüm okullarda ilkokul 1. sınıfa başlayan ayrımsız 4000 öğrencinin tamamına hediyelerini ulaştırdıklarını söyleyen Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, söz konusu eğitimse bizim için gerisi teferruattır sözlerini kullandı. Eğitimde fırsat eşitliği anlamında 1000 tane tableti olmadığı için uzaktan eğitim konusunda dezavantajlı olan ailelerimizin çocuklarına doğrudan vermek yerine yine devletimizin kurumları marifetiyle 1000 tane çocuğumuzu sevindirdik. Onların o küçük avuçların içerisinde dua olduk. Ve bu dayanışma bize bu şehre dair aidiyetimizi, bu şehirde birlikte yaşama irademizi ve bu şehirde daha fazlasını yapabiliriz motivasyonunu bize kazandırdı. Çocuklar alışmış ya. Yazın Akdeniz bölgesinde çıkan orman yangınları sonrası herkesin yüreği yanmıştı. Yurt dışı ve ülke içinde yaşayan herkes yaşanan orman yangınları sonrası fidan dikme seferberliği başlatmıştı. Bir fidan seferberliğini de Avrupa'da yaşayan Metin Doğan isimli vatandaş başlattı. Metin Doğan 1200 fidana denk gelen bağışı ilgili mercilere yatırdı. Yardım kampanyasında 1200 fidana tekabül eden bir gelir elde ettik. Bu geliri de daha önce taahhüt ettiğimiz gibi devletimizin resmi kurumuna gönderdik. Akdeniz bölgesinde yaz mevsiminde çıkan orman yangınları sonrası birçok vatandaş tarafından fidan seferberliği başlatılmıştı. Bir seferberlik de Avrupa'da yaşayan Metin Doğan ve Sezai Koç tarafından başlatıldı. 1200 fidana denk gelen bağış toplanıp ilgili mercilerin hesap numaralarına yatırıldı. Yaptığımız iş meşakkatli ve sorumluluk gerektiriyordu. Biz bunu layıkıyla yerine getirmekten dolayı mutluluk duyuyorum. Ama gönül isterdi ki ben daha önceki yapmış olduğum görüşmelerde 10 bin fidan toplayabilseydik bir hatıra ormanı oluşturabilecektik. Bu nasıl diye soracak olursanız, yani 10 bin fidanı bağışlayabilmiş olsaydık, yani o rakama ulaşsaydık, yurt dışındaki yaşayan gurbetçilerimizin de ortak belirleyeceği bir isimle bir hatıra ormanı olacaktı. 10 bin fidana ulaşılamadığı için üzgün olduğunu belirten Metin Doğan, ilerleyen süreçlerde umarım bunu başarabiliriz dedi. Maalesef bu rakama ulaşamadık. Bundan sonraki süreçte de inşallah diğer oluşumların da yapacakları kampanyalara destek vermek suretiyle
İlerleyen zamanlarda temennimiz o ki bir hatıra ormanımız olsun. Bir yurt dışında yaşayan gurbetçiler olarak ya bizim de orada bir dikili taşımız derler. Yani devletimizle birlikte çalıştığımız ve bizim eserimizin olduğunu düşündüğümüz bir alanın oluşturulması bence çok da güzel olacaktı. Ama bundan sonraki süreçte de inşallah olur. Olmaması için bir neden yok. Metin Doğan yaptığı açıklamada biz her zaman devletimizin yanındayız mesajını verdi. Biz devletimizin her platformda yanındayız. Yanında olmaya da devam edeceğiz. Yani bunu yaparken de yurt dışında yaşayan gurbetçi kardeşlerimizin her platformda gözü olduk, kulağı olduk, eli olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz inşallah. Velioğlu Unlu Mamullerin Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Bakmak dün akşam hayatını Duygu Güzelsu'yla birleştirdi. Bir otelde gerçekleşen düğüne Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva ve TV52 Yönetim Kurulu Başkanı İsa Akçay da katıldı. Bizler de TV52 ailesi olarak genç çifte bir ömür mutluluklar diliyoruz. Dün akşam bir otelde gerçekleşen düğünle fırıncı esnaflarından merhum Veli Bakmak ve Hatice Bakmak çiftinin oğlu Mahmut Bakmak hayatını Duygu Güzelsu ile birleştirdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen düğüne oldukça yoğun bir katılım vardı. Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva ve TV52 Yönetim Kurulu Başkanı İsa Akçay da genç çifti en mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Eğlence ve dansın bir an olsun eksik olmadığı düğün gece saatlerinde sona erdi. Bu haberle TV52 ana haber bülteninin sonuna geldik. Gece bülteninde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Mutlu akşamlar. Günün öne çıkan spor başlığıyla karşınızdayız. Ben Görkem Karaç. Ligin 5. haftasında temsilcimiz 52 Ordu Spor Futbol Kulübü Alanya Kestel Spor'u konuk oldu. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. 5. hafta mücadelelerinin ardından Mor Beyaz ekip puanını 11'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. 52 Ordu Spor Futbol Kulübü ligin 5. haftasında Milli Egemenlik Stadyumunda Alanya Kestel Spor'a konuk oldu. Karşılaşmayı etkili başlayan taraf ev sahibi Alanya Kestel Spor oldu. Mavi beyazlı ekip dakikalar 1'i gösterirken 10 numarası Ali Timurcioğlu'yla 1-0 öne geçti. Baskısını iyiden iyiye hissettiren Alanya Kestel Spor 17. dakikada Batuhan Kurt'la bulduğu golle 52 Ordu Spor karşısında farkı 2'ye çıkarttı. Bu dakikadan sonra toparlanan ve Alanya Kestel Spor'a cevap vermek isteyen 52 Ordu Spor Futbol Kulübü oyunun hakimiyetini eline aldı. Mor beyazlı ekip kaptanı Gökhan Erdöl'ün dakikalar 29'u gösterirken kaydettiği golle farkı 1'e indirdi. İlk yarı bitmeden beraberlik golünü bulmak isteyen temsilcimiz ilk yarının uzatma dakikalarında kazandığı penaltıyı Gökhan Erdöl'ün rakip filelerle buluşturması sonucu beraberliği yakalayarak soyunma odasına 2-2'lik eşitlikle girdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında ise gol sesi çıkmazken mücadele 2-2 berabere bitti. Bu sonuçlarla 52 Ordu Spor puanını 11'e yükselterek maç fazlasıyla 5. hafta sonunda liderlik koltuğuna oturdu. Diğer bir 3. lig temsilcimiz Fas'la Belediyespor Bursa Yıldırım deplasmanına çıktı. Sarı lacivertli ekip karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak 5. haftalar sonunda ilk galibiyetini aldı. TFF 3. Lig 1. grup ekiplerinden Fatsa Belediyespor Lig'in 5. haftasında deplasmanda Bursa Yıldırım Spor'a konuk oldu. Ligde galibiyeti bulunmayan ve düşme potasında yer alan Sarı Lacivertli ekip karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla başladı. Müsabakanın ilk yarısında iki takım da girdiği pozisyonları golle sonuçlandıramazken soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle girildi.
Galibiyet için bastıran Fatsa Belediyespor aradığı golü 82. dakikada forvet oyuncusu Ahmet Baykal'ın ayağından buldu. Maçta başka gol sesi çıkmayınca Fatsa Belediyespor 5 karşılaşma sonunda ilk galibiyetine ulaştı. Bu sonuçlarla Fatsa Belediyespor puanını 5'e yükselterek puan tablosunda 13. sıraya yükseldi. Bu haberle birlikte spor haberlerinin sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.